Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde 4. madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi ve Büyük Türk Milletini saygıyla selamlıyorum. Sözlerime 11 Aralık'ta vefatının seneyi devriyesi münasebetiyle andığımız Büyük Türkçü Hüseyin Nihal Atsız'ın şu dizesini hatırlatarak başlamak istiyorum. Hiç düşündün mü niçindir yaşamak? Bir görev yapmak içindir yaşamak. Bizler de bu yüce mecliste görevimizi yerine getirmek için bulunuyoruz. Bu görev hiç şüphesiz ayrılık gayrılık gütmeden bütün vatandaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar kılmaktır. Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk ve kadim kültürümüzün engin öğretileri doğrultusunda bugün yalnızca insanı merkeze almak bizi eksik kılar. Doğayı, hayvanı, suyu, toprağı, ez cümle saygıyı, sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü ve emeği hak eden her şeye karşı sorumlu olmaktır bizi biz yapan. Nezaket ve zarafetle bezenmiş, akıl-gönül dengesi belirlenmiş bir düşünce tasavvuruyla hareket etmemiz ve gelecek nesilleri bu doğrultuda yönlendirmemiz gerektiği inancındayım. Ülkemizde ve dünyada yaşanan hadiselere karşı biraz sükunetle ama hep dirayetle ve elbette cesaretle lazım gelen çalışmaların yapılması gerektiğini ayrıca ifade etmek isterim. İçinde yaşadığımız çağa durağan bir anlayıştan sıyrılarak bakarsak, gerek yakın coğrafyamızdaki siyasi gelişmeleri, gerekse günden güne değişen kültürel etkenleri daha net görebiliriz. Değişimin hızı her geçen gün artmakta. Bu hıza ayak uyduramayan ya da bu değişimin anlamlandıramayan toplumlar maalesef bir buhranın içine sürüklenmektedir. Türk toplumu olarak kültürel değerleri, eğitimi, sağlığı, ekonomiyi, dış politikayı ve dahası sporu, sanatı, beslenmeyi güvenlik kavramı içinde değerlendirmezsek yapacağımız yorumlar günü kurtarmaktan ileriye gidemeyecektir. Özellikle kültür geldiğimiz noktada bir güvenlik konusudur. Kültürel güvenliğimizi sağladığımız ölçüde geleceğe umutla bakabiliriz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin öz değerlerine yabancılaşmasını güvenlik açığı olarak değerlendirmeli, bu hususta gerekli tedbirleri almalıyız. Dede Korkut'u, Kaşgarlı Mahmud'u, Yunus Emre'yi, Maturidi'yi, Karacaoğlan'ı, Yahya Kemal'i ve daha nicesini yeni yetişen nesillerle buluşturmak, bu birlikteliğin sürekliliğini sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Seymen'le cesareti, Yaren'le birliği, ahilikle cömertliği tanıyan, Semah'ta göğe, Bozlak'ta toprağı, Horon'da denizi gören bir anlayışı genç dimağlara aktarmayı vazife edinmeliyiz. İnanıyorum ki destanla yoğrulmuş, ninniyle büyümüş, türküyle yürümüş Türk milletinin her bir ferdi tarihine, edebiyatına, toprağına, caddesine, sokağına aidiyet hissettikçe birliğimiz ve dirliğimiz sağlamlaşacaktır. Üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir konu da Türk dilidir. Son yıllarda tırnak içerisinde plaza dilinin yaygınlaştığını hepimiz şahit olmaktayız. Yabancı kelimelerin gündelik hayatımıza girmesi daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bir kültürel güvenlik konusudur. Çünkü kültürün temeli dildir. Dil giderse her şey biter. Vurgulamak isterim ki bizler Gergef'lerde nakışları Türkçe işledik. Çeliğe suyu Türkçe verdik. Engin dağları Türkçe açtık. Süleymaniye'de bayram sabahını Türkçe karşıladık. Mostar'ın yarasını Türkçe sardık. Türkçe mayamız, manamız, ufkumuz, umudumuz. Köz aldık Türkçe ile, köz çaldık Türkçe ile, kök saldık Türkçe ile. Yesevi'nin hikmeti, Itri'nin bestesi, Sinan'ın eseri, Neyze'nin nefesi, Neşet'in tezenesi Türkçe. Dolayısıyla son tahlilde dilimizi korumanın, benliğimizi korumanın ilk ve en önemli unsuru olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu düşüncelerden hareketle yerli ve milli olma irademizin kendimizi bilmemize ve gücümüzün farkına varmamıza bağlı olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti, ayakları doğduğu topraklara basan, ufkuyla yıldızlara dokunan, gönlüyle coğrafyaları saran pırıl pırıl genç zekaların azmiyle yükselecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eczacılık mesleği mensubu bir milletvekili olarak değinmek istediğim bir konuda koruyucu sağlık ürünleri dediğimiz ürün gruplarının eczane dışında halka sunuluyor olmasıdır. Gündemimizi işgal eden bu konu halk sağlığı açısından büyük riskler yaratabilecek, önlenmesi gereken bir durumdur. Bilinçsiz ilaç kullanımı ne kadar tehlikeliyse etken madde içeren bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı da halk sağlığı açısından bir o kadar tehlikelidir. Bu sebeple gerek Tarım Bakanlığı'ndan gerekse Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı bu ürünlerin yalnızca eczacı danışmanlığında ve eczanelerde halka sunumu için gerekli tedbirler acilen alınmalı, halk sağlığını riske atabilecek olumsuz durumlar ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. Kaldı ki ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaçlar dahi yasak olmasına rağmen internetten ve üstelik fahiş fiyatta satışına tanık olmaktayız bu dönemde. Beşeri ve tıbbi ürünler fiyatlandırılmasına dair karar gereğince her sene bir önceki yılın avro kur ortalamasının %60'ı alınarak ilaç fiyatlarının güncellemesi yapılmaktadır. Bu güncellemeler yapılırken aynı zamanda geri ödeme iskonto baremleri de aynı oranda değiştirilmektedir. Ancak ilaç kar oranları 2004 yılında hazırlanan kararnamede olduğu şekliyle kalmıştır. Özellikle 2018'de kur artışı dolayısıyla ilaç fiyatlarına yapılan zammın ardından bazı ilaçların karlılığı belirlenirken kullanılan fiyat kademelerinde bir üst basamağa çıkmış ve kar payı düşmüştür. Bu nedenle aslında fiyat artışı olan ilaçta eczacının karı miktar olarak azalmıştır. Eczanelerin ve eczan depolarının kar paylarının günümüz fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Mevzuata göre belirlenmiş kamu kurum iskontosunu vermeyen bazı ilaç firmaları ile ilgili bugüne kadar bir işlem yapılmadığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili zaafın önüne acilen geçilmelidir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde %40'tan fazlası yüksek lisans doktora eğitimlerini tamamlamış olan 300'ün üzerinde eczacı personelin özlük hakları Sosyal Güvenlik Kurumu eczacılarının özlük haklarıyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde geride kalmıştır. Bu söz konusu ücret farkları büyük bir haksızlığa ve kalifiye personelin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ayrılmasına sebep olmaktadır. Acilen mağduriyetlerin giderilmesi kurum eczacıları için önem arz etmektedir. Salgın sürecinde bütün sağlık çalışanları gibi meslek onuru ve saygınlığına yaraşır bir mücadele gösteren eczacılarımıza ve eczacı teknisyenlerimize de teşekkür ediyorum. İlk aşamada sağlık çalışanlarına yapılacağı ifade edilen COVID-19 aşısının eczacılarımızla birlikte eczacı teknisyenlerimize de yapılması doğru olacaktır. Bir diğer husus da salgın sebebiyle kreşlerin kapalı olması ve bu durumdan en çok sağlık çalışanlarının etkilenmesidir. Evde tek kalamayacak yaşta çocuğu olan sağlık personelinin çocuklar için acilen kreş ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Başlamış evet. Salgın sürecinde devamını da bekliyoruz inşallah. Canları pahasına görevlerini yerine getiren sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili taleplerinin bakanlığımızca titizlikle değerlendirilmesi, ek ödeme kesintileri ve SUT puanlandırmaları bunun ek ödemeye yansıtılmasında karşılaşılan sorunların ve eşitsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca yalnızca hekimlerin emekliliğinde uygulanan ilave ek ödemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi hususu da sağlık personelinin motivasyonunun artırılması için önem arz etmektedir. Konuşmama son verirken bütçenin hazırlanmasında, genel kurula gelmesinde ve görüşülmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi görüşmelerinin devletimize ve Türk milletine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.